Arkadaşlar merhabalar. 3 Ekim 2018 tarihimiz. Kaldığımız yerden devam etmek istiyorum. Hatırlarsanız metrajımızı çıkarmıştık. Birim fiyatımız buydu. Yapılan metrajın rakamsal değeri de 18.330 TL. Buraya hak ediş düzenlemeye çalışıyoruz. Çalışıyorum çünkü yani maalesef vakitsizlikten dolayı bazı şeyler yapmak zor. Neyse. Şimdi arkadaşlar sözleşmenizde sizin şu maddeyi koymuş olabilirsiniz bizim yaptığımız gibi. Mesela teminat bedeli olarak %10 kesilir arkadaş diyebilirsiniz. Veyahut da yani her ay ödemede hak edişin %10'u kadar kesilecek. Aynı şekilde elektrik ve su kesintisi olacak diyebilirsiniz. Eğer şantiyede barınma mevcutsa, şantiyenin elektriğinden, suyundan yani duşundan, lavabosundan gibi ihtiyaçları kullanılıyorsa eğer %1 veya binde 5 ne derseniz artık bu şekilde elektrik su kesintisi sözleşmenizde eklemişseniz kesebilirsiniz. İşte ben makine kullandırmışımdır bu arkadaşların bazı taşımasıyla alakalı. Eğer siz sözleşmenizde yatay düşey taşıma taşeron firma aittir demişseniz yine bu bedeli buraya yansıtabilirsiniz. Ya da adamların yani o işle alakası olmayıp da başka bir cihazları vardır. Onu taşımışsınızdır. Bunu yansıtmanız gerekir. Ben örnek olarak bunları şu an yansıttım. Zaten eğer sözleşmenizde bu tip şeylerin kesintisi yazmıyorsa bunları kesmenizin bir mantığı yok. Bizde yazdığı için ben bunları şu an kestim. Tamam mı? Şurada ödemelerimiz var. Yani şurası ödemeler. Şurası bizim düşümlerimiz, minhalarımız ve şurası da icmalimiz. İcmalimize geliyoruz. Hak ediş değerimiz burada. Şuraya ödemeler giriyorum. Ödemeler. Buradaki değer minhalar diyelim. ...2216 TL. Onu da girdik. Şuraya da tutar diyelim. Tutarımız şu bedeli eksi ödemeler eksi minhalardır. Eşittir 10.114 TL. Bizim bu adama vermemiz gereken bedel şu anda bu. Fatura kesecekse şuraya KDV diyeceksiniz. Bu bedelin çarpı 0,18 KDV tutar diyeceksiniz. Ve bunu yazacaksınız. Bu şekilde bunu da yazmış olduk. Şuraya da genel tutar diyebilirsiniz. Genel tutar dedik. KDV ve tutarın toplamıdır yani bu da. Bu adam eğer fatura keserse bu adamın tutarı bu. Fatura kesmezse tutarı bu. Bu şekilde bunu işverenize izah edeceksiniz. İşte hak edişin hazırlanması, oluşturulması bu şekildedir. Mesela farklı bir örnek verelim. Mesela biz bu adam bizden daire almış olsun. Daire bedelini hak edene kadar nasıl yani? Şöyle söyleyelim. Dairenin bedeli 350 bin lira olsun. Daireyi hak edene kadar buradaki teminat %50 olur. Yani şuradaki çarpan arkadaşlar 0,5 olur. Şimdi bunları girdiğiniz zaman tutarlar zaten otomatik olarak değişmesi gerekiyor. Tabii ki şurayı eğer şöyle yaparsak tutarlar otomatik olarak değişir. Bu adamın alacağı değer anında 2700 lira düşer. Fatura keserse 3200 lira kadar düşer. Ne zamana kadar bu? Daire bedelini hak edene kadar. Şuraya daire bedelini yazabilirsiniz. Örnek veriyorum. İşte daire bedeli farazi konuşuyorum. 250 bin lira. Artık böyle bir daire kalmadı ama arkadaşlar daire bedeli 250 bin lira dedik ve daire bedeli hak edilene kadar bu %50'lik teminat devam eder. Ne zaman %50'lik teminat daire bedelini taşeron artık İş karşılığı çalıştıktan sonra yani daireyi hak ettikten sonra şuradaki teminatı
%10'a indirirseniz, şu şekilde %10'a indirirseniz, şurada da dersiniz ki 350 bin lira bu adam daire aldı dersiniz. Ona göre rakamlarınız düzelir. Nasıl olsun? Onda şöyle farklı bir yerde yapalım isterseniz. Şimdi bu %10'luk teminata göre, elektrik su kesintisine göre şu an anladınız değil mi? Şimdi şuraya kopya edelim. Şuraya yapıştıralım. Şöyle alalım. Şuraya yapıştıralım. Arkadaşlar, demeye çalıştığım şey benim şu. Bu ay toplam metrajı 10.000 metrekare çıktı değil mi? Şuraya giriyoruz metrajını. 10.000 metrekare çıkmış. Bu adam bizden geçen aylarda ne almış mesela? Şuraya bir 2.000 lira daha ilave edelim her neyse. Şöyle olsun. Bu adamın metrajı bu, birim fiyatı bu, hak ediş değeri bu. Bu adamın bu ayki yaptığı metraj bu, 10.000 metrekarelik iş yapmış, birim fiyat bu, hak ettiği değer bu. Veya bu ay demeyelim de şimdiye kadar yaptığı diyelim. Ve şimdiye kadar aldığı rakamlar da bunlar. 8.000 lira almış şimdiye kadar toplamda. Buraya hak ediş 120 bin lira girdik, ödemeler 8.000 lira girdik. Burada minha bedelleri var. Yalnız bu adam bizden daire aldığı için 350 bin liralık burayı biz ne yapacağız? %50 yapacağız. Çünkü öyle anlaştık. Dedik ki kardeşim daireyi hak edene kadar senden %50 teminat keseceğiz. Tamam mı? Tamam. Buna göre anlaştık. Elektrik su kesintimiz var. Böyle bir harcağımız yok diyelim. Veyahut da ne diyelim? Biz bunlara şu transparan var ya ondan aldık diyelim. Mesela transparan aldık diyelim. Ne kadardı? En son 600-750 lira civarıydı. Veyahut da ne aldık diyelim? İşte bunlara bıçak aldım diyelim. Veyahut da bunlara işte kayışları var. Kayış aldım diyelim mesela. Bu tip şeyler aldım diyelim. Ne kadar harcadım? İşte 250 lira. Bunlar buraya yazıldı. Ve minhadan bu düştü. Ödemelerden de burası düştü. Tutar sonuç olarak ne olmuş oldu? 50 bin lira olmuş oldu. Yani arkadaşlar bu adamın bu ayki, bu aya kadar çalışmaları 120 bin liralık. Doğru, yanlışlık yok. Ama düşümlerle beraber 49.800 TL'ye kadar inmiş durumda bu adam. Ben bu adamın teminatını ne zaman %10'a indiririm? Ne zaman ki şuradaki hak ediş bedeli işte 250 bin lira daireyi bulursa o zaman indiririm. Şöyle yapacağız şimdi. Mesela birkaç ay böyle devam ettik. Bu adamın yaptığı şuradaki metraj 10.000 değil. Nihayetinde bu adam şimdiye kadar diyelim 30.000 metrekare iş yaptı. Ve şuraya bir İşte sallıyorum 25 bin daha ilave edelim. 30 bin metrekarelik iş yaptığı zaman bu adam 360 bin liralık hak ediş yapar. Aldığı ödemesi ne bu adamın? Aldığı ödemesi bu adamın arkadaşlar 33 bin lira. Artı eksi yaptığın zaman 250 bin liralık daireye hak etmiş oluyor haliyle. O zaman ben ne yapacağım? Şöyle yapacağım. Şuradaki teminatı sözleşme gereği %10'a indireceğim. Şu şekilde. Ve şuraya da 250 bin liralık bir daire rakamı yazacağım. Mesela şöyle daire diyelim. İşte elden diyelim. Banka diyelim. Neyse. Şunu da şöyle aşağı alalım bir tane. Karışıklık olmasın. Şimdi bu şekilde yaptığım zaman bakın burası ödemeler 283 bin oldu. Minhalar 40 bine düştü bu şekliyle. Ve ben buna baktığımda bu adamın bu ayki alması gereken bedel 36.400 lira. Bu işin belki daha kolay, daha pratik, daha anlaşılır bir yolu vardır. Ben dilimin döndüğü kadar burada şu anda uyguladığımız kadarıyla ben size izah etmeye çalıştım. Bunun bu şekilde yapmanın maksadı şudur. Güvenli gitmek. Yani adamın buradan kaçıp gitmesini engellemek, kaçarsa bile elimizde bunun teminat bedeli olacak ki biz buna göre gerekirse başka bir bulup getirelim diye. Benim bu konuda anlatabileceğim bu kadar arkadaşlar. Yalnız şunu söyleyeyim ben size. Ben bu daireyi teminatı %50 keserken de ve bu daireyi teminatı %10'a indirip de ödemelere 250 bin girsem bile
Ben bu daireyi henüz daha taşeronuma vermedim. Onu da söyleyeyim. Ne zaman verilebilir? Bu 250 bini ödemeler kısmına girip teminatı %10'a indirip de burada adamın hala alacağı varsa o zaman bu adama bu dairenin tapusunu verebilirsiniz. Onun dışında bu adama bu dairenin tapusunu vermenizi doğru bulmuyorum. Çünkü bütün kafalar, bütün inşaattaki arkadaşlarımız bizim kardeşimiz. Onların da kazanmasını istiyorum. Ancak maalesef etrafta üçkağıtçı işçi, üçkağıtçı kalfa, üçkağıtçı mühendis, üçkağıtçı müteahhitler de var. Yani herkes güvendiklerle çalışmalı tabii ki ama böyle bir sıkıntı var. Bundan dolayı bu şekilde bir güvenlik çalışma mevzusu var. Ben size bunu, bu konuyu bu şekilde izah etmiş olayım. İnşallah uygun bir vakitte de alçıyla alakalı hak edişi düzenlemek istiyorum. Yalnız alçı da bundan farklı değildir. O metrajda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.